Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün hem ara suyu hem de çiçeği takım olan böyle zarif yapımı da bir o kadar kolay görünüşü de o kadar zarif olan bir model nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Hep beraber şimdi yapım kısmına geçelim. İlk önce tabii ki tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladım. Ve sık iğne ile tığ battımızın içine girdik. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar üç tane direkt ara suyundan başlamayacağım. Çünkü 3 tane yeterli bitişinde göstereceğim nasıl olsa. Direkt bu yuva yaparak başlıyoruz. 2 zincir çekerek ilk önce 4 tane bir tığ battı yapıyorum ara mesafesi olarak arkadaşlar. Bu şekilde 2 zincir çektim, tığ battı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığ battı yapıyorum 3. 2 zincir çektim, tığ battı yaptım. Sık iğne ile yani diğer tığ battının üzerine gittim. Ara mesafemizi verdik. Bu kadar yeterli arkadaşlar. 4 tane tığ battı. Ve 3 defa tığımın başını bu şekilde doluyorum. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine 1, 2, 2, 2, 2, 2 olarak bu şekilde 3 defa doladığımı 1, 2, 2 olarak trabzan yaptım arkadaşlar. Hem de bu şekilde bir yuva oluşturdum. Şimdi bunun içine arkadaşlar bu şekilde çiçeğimiz için dallar yapacağız. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. 5 zincirimi çekiyorum. Ve trabzanımın arasına girip buraya bir tomurcuk yuva yapıyorum. Tekrar 4 zincir. Kapatıyorum. Yapmış olduğum bu trabzanı. Bu birinci dalım arkadaşlar. Bu şekilde bu daldan 4 tane yapacağız. 1 2 3 4 zincir. 2 defa dola. Yuvaya gir. 1 2 2 2 olarak aldım. 4 zincir. Pardon 5 zincir arkadaşlar. Yuva için 5 zincir. 4 zincir dalımız için 4 zincirimizi çekiyorum. Yuvada kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığımın başına doluyorum. Yuvaya girip 1 2 2 2 olarak 4 seferde alıyorum. 1 2 3 4 zincir. Pardon arkadaşlar 5 zincir. Bu 4 zincir kenarına çekince beyin otomatik olarak arkadaşlar. Bir de sabahın 5'i olunca iyice Demek ki ayıkamadık. tekrar 4 zincir. 2 defa doladım tığımın başına. Yuvaya girdim. 1 2 2 2. Aynı işlemi 4 sefa 4 defa yaptık arkadaşlar. Ve 5 zincirimi çekip bu şekilde kapattım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Yuvaya. Dibine arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle biraz dik durması için. Aynı trabzan yaptığımız, yuva yaptığımız tığ battının içine de arkadaşlar bir tane giriyorum. Bir sık iğne de oraya yapıyorum. Tığ battı seviyesini ilmek için. İki zincir çektim. Yandaki tığ battıya girip kapattım. Yine şu ara mesafesini vereceğiz arkadaşlar. Dört tane tığ battı olan mesafeyi vereceğiz. Bu şekilde buraya da. Bir, iki zincir. İkinci tığ battım. 2 zincir 3. tığ battım 2 zincir 4. tığ battım evet. bu şekilde dört tane kenarların arkadaşlar tığ battı mesafesi vermiş olduk şimdi ara suyunun yapım kısmına geçelim 2 defa tığımın başını doluyorum bu şekilde bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma 1 2 2 iki alarak 4 seferde buraya bir yuva yaptım. 3 zincir kapatıyorum. Bu birinci kirpi. 2 zincir kapatıyorum. İkinci kirpi. 2 i̇ki zincir 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu ve 6 oldu. Buraya 6 tane bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Kirpiklerimizi Aynı tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Bu şekilde. İki zincir çekiyorum. Bir tane arasına tığ battı yapıyorum. İkinciye geçerken arasına bir tane tığ battı yapıyoruz. İki defa tığımın başını doladım. Yine bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma bir, iki, iki, iki. iki. Bu şekilde uzunca bir trabzan yapıyorum. Üç zincir kapattım buraya. İki zincir tığ battıma kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığ battıma kapatıyorum. 3 oldu. 4 5 ve 6 Hemen dibine trabzan yaptığım, yuva yaptığım yere de bir tane sık iğne giriyorum arkadaşlar. Ve iki zincir çekip yine bir tığ battı yapıyorum. Bu şekilde diğerine geçerken aralarına tığ battı yapıyorum arkadaşlar. Ve arasına 3 tane koydum. Çiçeklerimizin arasına. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Mavi ipimiz tığımıza tutturduk. Bir defa da tığımızın başını bu şekilde doladık. Ve buradaki 5 zincirli yaptığımız tomurcuğumuzun içine yuva ediniyoruz arkadaşlar. Buraya 2 2 alarak bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arasına bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Bir zincir bir defa dola. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 3 Araya bir zincir. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 4 Araya bir zincir. Bir defa doladım. Şöyle arkadaşlar bir zincir çekmemin sebebi de arasında şöyle ışık görüyorsunuz böyle aralık mesafe görüyorsunuz. Onun oluşması için arasına bir zincir çekiyorum daha güzel duruyor. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimiz şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar. Buradaki ilk yapmış olduğumuz trabzanımızın arasına girip sık iğne ile yuva olarak kapat. 3 zincir çekiyorum döndüm 3 zincirimi buradaki 8 zincirli yuvaya kapattım 2 zincir sık iğne ile girdim 3 4 5 bakın arkadaşlar arasıyla buraları takım oluyor bu şekilde ve 2 zincir çekiyorum kapatıyorum 6 7 ve 8 8 tane yaptım arkadaşlar kirp ikişer zincirli kirpi de 8 tane yaptım ve son olarak buradaki arkadaşlar yaptığım son trabzanımın içine de giriyorum bu şekilde trabzan seviyesine inmiş oluyorum arasına yine bir zincir çekip bir defa doluyorum bu 5 zincirli yuvamın içine arkadaşlar girip 2 2 alarak trabzan yapıyorum. Aynı birinci de olduğu gibi buraya da bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. 2, 2. Bir zincir bir defa doluyorum. 2, 2. Araya bir zincir bir defa doluyorum. 2, 2. 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane trabzan yaptım. 8 zincir. 8 zincirimi yine ters çeviriyorum arkadaşlar. Buradaki ilk trabzan tepeme sık iğne ile girip kapatıyorum. İlk dönüşte 3 zincir. Diğerleri 2 zincir arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya kirpik yapacağız. Bu 1 Bu 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde arkadaşlar yine doldurduk kirpiklerimizi yine son yaptığım trabzanımın içine bu şekilde sık iğne ile indim arasına bir zincir bir defa doluyorum trabzana giriyorum 2 2 yapımı gayet gördüğünüz çok hem kolay hem de zevkli arkadaşlar hiçbir zorluğu yok ama duruşu İğne oyası gibi çok hoş duruyor. Arasına bir zincir çekmeyi unutmayalım arkadaşlar. Konuşmaya daldım unutmuşum. Siz unutmayın. Bir zincir bir defa doladım. 2 2 3 oldu. Arasına bir zincir 2 2 al 4 ve bu da 5. 5 Beş tane olunca hemen 8 zincir. 5 6 7 ve 8 zincir. 8 zincirimi çektim. İlk trabzanımın tepesine girip kapattım. Dönüşlerde 3 zincirle dönüyorum. Kirpik olarak kapatıyorum. Bu birinci kirpik. Diğerleri 2 zincir kapattım. 2 zincir 3 4 5 6 7 ve 8 son olarak yine trabzan seviyesine şöyle iniyorum arkadaşlar bunu inmeyebilirsiniz de bir defa doladım arasına bir zincir çektim 2 2 olarak aldım Evet arkadaşlar sonucu trabzanımızı da yapalım bir zincir bir defa doladım 2 2 aldım bir zincir bir defa doladım 2 2 aldım 3 4 ve 5 5 tane arkadaşlar trabzanımızı yaptık buraya 8 zincirimi çekiyorum 4 5 6 7 ve 8 hemen döndüm arkadaşlar ilk trabzanıma kapatıyorum yine 3 zincirle üzü yüzüne döndüm. Yuvağa girip kapattım. 2 zincir, kilpik yaptım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir trabzan seviyesine de inelim isterseniz. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi koparıp arkada yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz gördüğünüz gibi çok hoş ve zarif oldu. Sizle beraber yaptığımız modelimiz iğneden tabi model arkadaşlar ara suyuyla bu şekilde de takım oldu gayet de hoş ve zarif oldu yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar.